Merhabalar, ben Yüksel. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yeni doğan bebekler için zıbın yeleği, kundak yeleği dedikleri ya da zarf yelek dedikleri bu yeleği çalışmak istiyorum. Çok güzel, çok kolay. İstediğiniz şekilde de süsleyebileceğiniz bir yelek. Çok önce torunlarım için aldığım bebe yünü elimde kalmış fakat beklerken de etiketleri kaybolmuş. Genelde yırtılan etiketleri ben şu içine muhafaza ederim. Şuraya bir yere sıkıştırırım ama bunlarda onu da bulamadım. Yalnız bebe yünü olduklarını biliyorum. Kışlık bir ip bebekler için. Ne kadar içinde yün var, ne kadar pamuk var, ne kadar akrilik var hiç bilmiyorum. Sadece bebe yünü oldukları aklımda. Ve 4 numarayla örülebilecek ipler. Çünkü denedim ancak 4 numara müsait geldi kalınlığına. Şöyle göstermeye çalışayım. Biraz koyu bir renk ama 4 numara. 5 ilmekle ucundan başlıyoruz ve 25 santim kadar dümdüz örüyoruz. 5 ilmek atıyorum şişe. Tek şiş kullanıyorum. Yani ben nasıl yapıyorsam gene aynı şekilde. Siz de nasıl biliyorsanız o şekilde örersiniz. Şöyle tutuyorum şişi. Bir buradan, bir bu şekilde. Bir de bu ipi yatırıyorum. 3 harekette ilmek atılıyor. Şimdi 2 oldu zaten ilk seferde. 1, 2, bir de bunu atıyorum. 3. Dört, beş. Ben bu şekilde yapıyorum. O kadar çok çeşitleri var ki bunların eliniz hangisine alışkınsa onu o şekilde örersiniz. Şimdi düz örgü bu şekilde şişi şöyle içeriden dışarı doğru böyle örerseniz bu düz örgü olur. Haroşa örmek için de bu şekilde örüyoruz. Yani dışarıdan içeri doğru. Şimdi yüzden ters örgü yani haroşa örgü öreceğiz. Normal haroşa örsem örgüyü tamamen bu şekilde örersem bu kalın oluyor. Biliyorsunuz haroşa kalın bir örgüdür. Yeleğe pek uymadı. Biraz ince dokulu olması gerekiyor yeleğin. O yüzden tersten yani sürekli yüz örerek haroşa elde edeceğiz. Daha ince dokulu bir yelek olacak. Herkesin şiş, tığ tutması farklıdır. Eliniz neye alışkınsa o şekilde. Belki benim şiş tutuşum kafanızı karıştırabilir ama o önemli değil. Eliniz neye alışkınsa o şekilde. Gene yüz yani örgünün hem bu yüzünü hem diğer yüzünü iki tarafı da düz örer gibi öreceğiz. Tekrar çeviriyorum. Ben tığ örmeye alışkın olduğum için şişler biraz zahmetli gibi geldi bir anda. İşte alışacağım zamanla. Çünkü bayağı bir ara verdim şiş örgüye. Ben tığ daha çok severim çünkü. Pardon, bunu örmeden alıyoruz ilk ilmeği. Kenarların muntazam olması açısından ilk ilmekler örmeden alınıyor. Bu şekilde sürekli düz örerek haroşa elde ediyoruz. Bir 25 santim kadar uzunlukta
Örmeye devam ediyorum. Son bir sıra daha. Şöyle 25 santim. Bu yeterli bir ölçü. Çünkü bu çok böyle sıcacık sarıp sarmalayan bir yelek olduğu için özellikle yeni doğanda baya bir koruyucu oluyor. Bunun bir de arkadan dolaşma payı oluyor. O yüzden uzun bir 25 santim kadar bir bağ ördüm. Bundan sonrası artık üçgen şeklinde arttırarak örüyoruz. Gene nasıl biliyorsam arttırmayı onu göstereceğim. Sizinki çok farklı olabilir. Siz de eliniz neye alışkınsa onu yaparsınız. O önemli değil. Bir ya da iki ilmekten sonra arttırma yapıyorum ki kenar ilmekler uzadıkça örgü güzel, muntazam gözüksün diye. Şimdi önce şu örmeden bir tane alıyorum. Şu ikinci ilmek ve üçüncü ilmek. İkisinin arasından şişi geçiriyorum. Tam ortasından bakın şu örgü. Şunun ortasından. İlmekler zaten burada gördüğünüz gibi. Şöyle ortadan geçiriyorum. Doluyorum. Bu olmayan bir ilmek. Arttırıyorum şu anda. Sonra şişi hemen normal örmeye devam ediyorum. Normal ilmeğimi alıyorum. Bir tane arttırmış oldum. Devam ediyorum. Şimdi şuraya böyle değil. Gene ortaya. İki ilmeğin ortasından. Şöyle. Bir ilmek daha alıyorum. Boşluğundan. Sonra şişi ilmeğe geçiriyorum. Normal örüyorum. Son ilmek. 5 ilmeğimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 arttırdık, 7. Şimdi bu sırayı hiç arttırmadan örüyoruz. Yani bir tane arttırıyoruz, bir tane arttırmıyoruz. Şaşırırım diyorsanız şuradaki başlangıç ipini kıstas alırsanız ona göre örün. Mesela örgü bu baştaysa arttırın. Bu baştaysa boş örün olarak size mesaj verir. Ona göre örersiniz. Yani mutlaka ki örgüyü elimizden bırakıp kalktığımız zamanlar çok oluyor. Nerede kaldığımızı, hangi sırada kaldığımızı eğer acemi isek unuturuz. Şu ipi baz alırsanız şaşırmadan örersiniz. Şimdi gene normal hiç arttırmadan normal sırayı örüyorum. Ufak tefek kazalar olabiliyor arada. Şimdi tekrar arttıracağım. Mesela şöyle göstereyim. Tam arttıracağım yere geldiğimde ip sağ tarafta. İp benim sağımdaysa demek ki arttıracağım. İp diğer tarafta kalıyorsa düz öreceğiniz sıradır. O yüzden nerede kaldım, hangi sırada kaldım şeyine kaosuna girmeyin. Şimdi arttırıyoruz gene. Bir taneyi alıyorum. Gene aradan iki ilmeğin arasından dümdüz geçiriyorum. Hiç ilmek arasından değil. İki ilmeğin tam arasındaki boşlukta. Bir tane ilmeği alıyorum. Arttırıyorum yani. Sonra dönüyorum. Normal ilmeğimi örüyorum. Sonra gene iki tane kalıyor şu araya. Sonra ilmeğin içine.
Bir tane daha arttırmış oldum. Şimdi 5'ti, 7 olmuştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi düz öreceğim. Bu şekilde yeterli bebek bedeni için yeterli sayıya ulaştığımda ya da santime ulaştığımda bırakacağım. O zamana kadar ben arttırmaya devam ediyorum. Örgü şişte 67 ilmek oldu. Artış sırasından, başlangıcından itibaren de 31 diş. Şu dişleri şu şekilde sayarak 31 haroşa dişi oldu. 67 de ilmek. Bu benim için yeterli. Şöyle duruşunu aşağı yukarı 30 santimin altında istemiyorum yeleği. O yüzden bir ölçüyorum. 31 santim. Şöyle 31 santim. Tabii ki şişte durduğu gibi bittikten sonra kaç santim, yani bir santim eksik, bir santim fazla durabilir. O yüzden 30 santimin üzerinde, 31 santim de bıraktım örgüyü. 30 santimin altında da örmeyin zaten. Çünkü bu toparlayan, sarıp sarmalayan bir yelek olduğu için biraz uzun olsun. Yeni doğana uzun gelir ama uzun olması da güzel bence böyle bir yeleğin. Şimdi 67 ilmekten sonra artık yanlarda hiçbir arttırma yapmıyorum. Gene aynı düzden haroşa örerek 9-10 santim kadar düz örüyorum. Bir arttırma yapmadan gene aynı deseni takip ederek bir 9-10 santim kadar örüyorum. 10 santim düz ördüm. Arttırma yapmadan şöyle yaklaşık 9,5-10 santim kadar ördüm. Şuradan yaka için şu kısımdan bir 20-22 ilmek kesmemiz gerekiyor. Şöyle ilmek iki tane birden alıyoruz. Tekrar şişe takıyoruz. İki tane birden ilmek alıyoruz. Kalanı şişe takıyoruz. Bu şekilde kese kese 20, 22 daha iyi olur. 22 ilmek keselim. Yakadan 22 ilmek kestim. Sonra şurada yaptığımız bağlayacağımız bandı hizasını düzgün bir şekilde alıyorum. Tam karşısına gelecek yerden şöyle bir sayalım. Kaç ilmek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek. Sonra karşı taraftan ilik açıyoruz. Şunu muntazam tutalım. İlmek kaydırmadan tam karşılığı olsun. 10 ilmek sonra burada 5 tane ilmeği var bu bandın. 5 ilmek açacağım. 5 ya da 4. Bakacağım hangisinden rahat geçiyor. Ona göre şuradaki iliği açıp örmeye devam edeceğim. 10 ilmek ördüm. Tam hizasına geldim. Bandın karşılığına şimdi bir ilik açacağız. Şöyle tutunca bu 5 ilmekti. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek keselim. Rahat rahat bant geçebilsin içinden. Bir, iki, üç, dört, beş.
Şimdi bundan sonrasını normal haroşa örerek devam ediyorum. Sırayı bitirdim. Tekrar döndüm. İlik kestiğim yere kadar ördüm. Şimdi şu yakaya kadar olan kısmı öreceğim. Şu araya da kestiğim kadar ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 İlmeği attıktan sonra gene düzden haraşa. Direkt haraşa demeyeyim ki kafa karışmasın. Çünkü haraşa bu şekilde alınıyor. Bu düzden haraşa. Yani yeleğin kalın olmaması açısından. Sıra sonuna geldim. Tamamı 67 ilmeğimiz vardı. Buradan 22 ilmek kestim. 45 ilmek kaldı. 10 ilmek örerek kesme yerine geldim. Şu ilik kesme yerine. 30 ilmek ördüm. Tekrar döndüm. 5'i attım. 35. 10 da burası 45. Yani 22 tane kestikten sonra 45 ilmek. İlik kestiğim ve sonradan da ilmek attığım yere geldim. Gene nasıl örüyorsak aynı şekilde devam ediyorum. Üç, dört, beş. Aynı şekilde devam ediyorum ve burada bir o bandın içinden geçmesi için gereken iliği açmış oldum. Bundan sonra birkaç sıra şuradaki kestiğimiz kol evi için birkaç sıra öreceğim. Şimdi gerekli uzunluğa geldikten sonra keseceğim örmeyi. Bakalım kaç sıradan sonra koltuk altı için rahat bir kol evi açmış olacağım. Onu ben birkaç sıra gidip geleyim. Yani ipimizi şu yaka kısmında tutarsak gördüğümüz diş sayısı 2. Yani 2, burada 4 kere gidip gelmiş oluyoruz. Bir diş 2 sıradan oluştuğu için yalnız bir daha dönmüyoruz. Şurada eksilttiğimiz 22 ilmeği tekrar şişe takıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Sonra bu 22 ilmeği örmeye başlıyorum. Gene aynı nasıl örüyorsak o şekilde düzden haroşa örerek biraz sıkı sıkı örün. Şöyle şurası birleşik kalsın hep. İplikler gözükmesin kenarından. Düz bir örgü olsun. Dümdüz. Hiç ipleri gözükmeyen bir sıra olsun. Çünkü önemli onlar da örgüyü güzel göstermez o şekilde iplik kaldığında toplaması da zor olur. İlmekleri bu şekilde taktığım bütün ilmekleri örüyorum. Burada kestiğimiz ilmekleri tekrar taktım, ördüm. Şimdi bundan sonrası arka. Bir 45, en az bir 45 diş örmem gerekiyor ama 50 de olabilir. Şimdi yeterli uzunluğa gelene kadar dümdüz arttırma, eksiltme yok, desen yok, ilik açmak yok. Bunların hiçbirini yapmadan dümdüz düzden haroşa aynı bunun gibi örerek devam ediyorum.
Evet, arka tarafı da ördüm. Yeleğin arkası da bitti. Nasıl başlamıştık? 5 ilmek attık. Sonra arttırarak 67 ilmeğe ulaştık. Sonra ön parçanın ilkini, şu 10 santimlik yeri ördük. Akabinde kol evi ve ilik açtık. Şöyle. Ondan sonra da arkayı örmeye devam ettik. Ön parçanın ilki 10 santim. 10 santim ve diğeri 20 santim. Yani arkada 20 santim olacaktı. 43 diş haroşa yeterli oldu 20 santime ulaşmak için. Şöyle. Şimdi bundan sonrası geldiğimiz örgünün tekrarı eksilterek gidiyor. Önce kol, aynı buradaki çalıştığım kolu, ama ilik açmıyoruz. Şu iliği yapmıyoruz. Aynısını şimdi 22 keseceğim. Devam edeceğim birkaç sıra. Yani şurada görüntüde görünen 2 diş. Bu da 4 sıra eder. Aynı görüntüyü burada da yapıp sonra tekrardan ilmekleri, 22 ilmeği takacağım. Buradaki gibi. Hemen şuradaki 10 santim diğer ön parçanın diğer yarısını öreceğim. Şuradaki 10 santimi öreceğim. Arttırarak çıkmıştık. Şimdi eksilterek devam ediyoruz. Aynı şekilde aynı sıra sayısıyla eksilte eksilte bir eksilteceğiz, bir düz öreceğiz, bir eksilteceğiz, bir düz öreceğiz, arttırdığımız gibi gideceğiz 5 ilmek kalana kadar. Sonrasında bu banttan daha uzun bir bant öreceğiz ve yelek bitecek. Bu şekilde diğer çalışmayı da bitirene kadar örmeye devam ediyorum. Yeleğin bütün örgüsünü bitirdim. Şöyle omuz dikişini şu şekilde muntazam bir şekilde diktim. Bir kısmını videoda göstermek için şöyle bir bölüm bıraktım. Şöyle dişleri birbirine karşılıklı tutturarak temiz bir dikiş yapıyoruz. Çok çekmeden şu dişleri alıp karşılığında gayet temiz bir dikiş oldu. Ve omuz dikişi şuradan da en son bir aynı hizaya getirerek iki tarafı bitiriyorum. Kenarları muntazam olmasına rağmen gene de biraz renklendirmek açısından bir oya geçtim, ama hiç oya geçmeden düz olarak da bırakabilirsiniz. Şöyle renkli gene bebe ipiyle şöyle kenarlarına hafif bir oya geçtim. Kol kısmına hemen bir çalışmayı göstereyim. Kol altına ipi bağlıyorum. Sıkıştırıyorum. Çok fazla üst üste düğüm atmayalım. Çünkü değmemesi gerekiyor. Sert sert değmemesi gerekiyor bebeğe. Şöyle iki kere sık iğne, iki zincir. İki sık iğne, iki zincir. İki zincir. 2 sık iğne. 2 aralıklarla sıkmadan, volanlaştırmadan 1 2 şekilde çalışmayla kolun etrafında örüyorum. Yalnız şurada
bağ yerlerinde iki tane batmadım, tek tek. Tek battım, iki zincir. Tek iki zincir. Şöyle kalınlaştırmadan ördüm bant kenarlarını. Bu şekilde şimdi şu kolu bitireyim. En son halini göstermek istiyorum gene. Ölçülerini de hemen vereyim ben size. Şöyle düzelterek. Otuz buçuk. Şöyle 32,5 santim. Şöyle bedende 24 santim. Bu şekilde. Evet, tamamen yeleği bitirdim. Gayet güzel oldu, kullanışlı, hoş bir yelek oldu. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakilerden de haberdar olmak istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Daha iyi ürünlerde görüşmek üzere, sağlıkla kalın.